Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Apus Launcher uygulamasını inceleyeceğiz. Apus Launcher uygulamasının özelliği kendi iddiaları daha doğrusu en az kasan yani telefonunuzu en az kasan ve dünya üzerindeki en küçük boyuta sahip ve en hızlı launcher olması. En küçük boyutlu derken 1 MB olduğunu söylüyorlar. Evet gerçekten kurulum dosyası 1 MB indirdiğiniz APK. Ancak bu 1 MB kurarken açılıyor saçılıyor böyle 5 MB'e yükseliyor. Ancak yine de bu büyük sayılmaz. Gayet ideal bir rakam 5 MB'de. Launcher'ı ilk açtığımızda karşımıza bu ekran geliyor. Çok da farklı bir ekran değil aslında normal standart kendi arayüzünden telefonun. Ancak Apus Launcher'ı güzel yapan şeylerden bir tanesi yükler yüklemez. Bu ana sayfa bu şekilde. Yan tarafta şu şekilde bir dosyalama yaptı. Yani yüklü olan uygulamaları direkt neyle alakalıysa onları bir gruba soktu otomatik kendi kategorisine göre grupluyor uygulamaları. Şöyle bir güzel özelliği de var. Şimdi mesela fotoğrafla ilgili olan uygulamaları burada grupladı. Yakındaki insanlar şunları kullanıyor diyor. Bizim etrafımızdaki insanların hangi uygulamaları kullandığını buluyor. Hem de fotoğraf kategorisindeysek fotoğrafla alakalı olanları buluyor. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Etrafımızı tarıyor. Ve etrafımızdaki insanların fotoğrafla ilgili hangi uygulamaları kullandığını görüyor. Bu şu işe yarıyor bence. Hani en çok kullanılan uygulamalar neler? Etrafımızdaki insanlar farklı fotoğraf uygulaması olarak neleri kullanıyor bunları görüyoruz. Bazen uygulama bulmakta sıkıntı çekiyoruz. O sırada bu özelliği bayağı bir işinize yarayacaktır. Daha sonra şimdi fotoğraf bölümüne geldik. Fotoğraf dosyasına girdik. Buradan sağ veya sola giderek dosyaları değiştirebiliyoruz. Diğer dosyaya geçebiliyoruz. Onun dışında tüm uygulamaları alfabetik bir sıraya sokmuş. Bu bazılarımız için iyi bir özellik olabilir hani şu şekilde listelemesi. Bazıları için de kullanışsız gelebilir. O sizin kullanım alışkanlığınıza bağlı biraz da. Uygulamanın diğer widgetlardan farkı da kendine özel bir kilit ekranı yok. Telefonda hangi kilit ekranı varsa onu kullanıyor. Bütün widgetlar neredeyse kendine has bir kilit ekranı eklerken bu öyle bir şey eklememiş. Muhtemelen hani daha hızlı olması açısından böyle bir şey eklememiştir. Tasarımı çok sade uygulamanın. Gördüğünüz gibi hani Telefonu kastıracak hiçbir animasyon, hiçbir şey göremiyoruz. Böyle değişik şeyler yapıp göz boyamak yerine gerçekten de hıza önem verdiklerini söyleyebilirim. Benim gördüğüm launcherlarda en hızlılardan birisi bu hatta. Şöyle bir şey var, arka planınızı çok seviyorsanız iki kere ekranı tıklayarak bu duvar kağıdını böyle tam ekran, işte masaüstü gibi kullanabiliyorsunuz. Tekrar iki kere tıkladığınız zaman ana ekranınıza geliyor. Apus ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey de kendi duvar kağıtları var bir marketi var. Buradan dilediğiniz duvar kağıdını seçip ana ekranınıza koyabiliyorsunuz. Ancak çok fazla çeşitli olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani en fazla 150 tane falan vardır. Onun, o, açıdan çok fazla zengin değil duvar kağıdı arşivi Apus'un. Şöyle bir şey koyuyor masa üstüne. Apus yükseltme diye. Bu aynı zamanda bildirim alanında da var. Burada da var. Bastığımız zaman telefonu hızlandırdığını söylüyor. Zaten hızlı bir widget olduğu için 480 MB'nin boşa çıkarttı. Hızlı widget olduğu için aslında hani günde bir defa bile yapsanız yeterli olabilir. İşte oyunlardan çok fazla girip çıktıktan sonra işte uygulamaları açıp kapattıktan sonra ya da yapın. Gayet yeterli olacaktır. Onun dışında bildirimleri şöyle bir şey ekliyor. Daha fazla dediğimiz zaman buradaki şeyleri çoğaltabiliriz işte. Mesela el fenerini açıp kapatabiliyoruz. İşte hotspot özelliğini buradan açıp kapatabiliyoruz. Gibi çeşitli güzel şeyler eklenmiş. Bu da üstteki hızlı ayarları sevmeyenler için kullanabilecekleri güzel bir şey olmuş. O az önceki hızlandırma yükseltme muhabbeti burada da var. Buna bastığımız zaman şuradaki apus yükseltmenin aynısını yapıyor. Apus ile ilgili son bahsetmek istediğim şey pazar diye bir ikon görüyoruz burada. Böyle bir uygulama yüklüyor. Pazar bildiğiniz Google Play'in aynısı ancak kendine has bir arayüzü var. Hiçbir fark yok. Bunu dilerseniz ana ekranınızdan kaldırın. Muhtemelen buradan indirdiğiniz şeyler üzerinden Apus'ta bir para kazanıyordur gibi geliyor bana. Buradan indirmek istemiyorsanız zaten şurada direkt Google Play var. Buna bastığınız zaman sizi Google Play'e yönlendiriyor. Opus Launcher bu şekilde arkadaşlar. Telefonu gerçekten kasmayan launcherlardan bir tanesi bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ancak kasmamasını şu şekilde sağlayacaksınız. Ana ekrana tekrar gelmeye çalışıp Opus'u seçip her zaman diyeceksiniz. Hani arada bir Opus'u kullanayım ben gibisinden bir şekilde kullanırsanız o zaman telefon bir süre sonra kasmaya başlayacaktır. O yüzden kullanacaksanız sadece Opus'u kullanın ya da kendi arayüzünüzde devam edin diyelim. Apus uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Bizleri Twitter, Youtube ve Facebook kanallarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.